Gökhan'ın çok beğenilen bir iki işine bakacağız şimdi. Gökhan Ünver'in. Görelim. Bunlar Instagram'da görüyoruz. Gün içinde çok yüzüyorum ya kanka. Kilo veriyorum, almıyorum yani. Böyle tatilde ben çok yüzdüğüm, sudan çıkmıyorum, balık gibiyim yani gün içinde. Biliyorsun yüzme de şimdi en çok kalori yaktıran spor yüzme. Bir yüzme, iki tenis. O yüzden işte gün içinde yüzdüğüm için kilo alma şansım yok yani benim tatilde. İmkan yok yani. Evet, Osman Berk'in hemen üstünde istedim çocuklar. Eva geliyor mu, annesi beklemesin. Fadime Hanım. Hocam merhabalar. Nasıl olmuşum? Yıl sonu hazırlıklarımız var mı? Çok yakışmış. Sağ olun Fadime Hanımcığım. Ya hocam, Eva çok sıkılıyor okulda. Haklısınız, çünkü neden biliyor musunuz? Neden? Eva süper zeka çıktı. Aa, nasıl? İleri zekalı. Birkaç test yaptım, süper zeka çıktı. Arkadaşlar öyle çok ileride olduğu için müfredat çocuğa artık yetmiyor. Ekstra müfredat çalışıyorum Eva'ya. Zekasını geri almaya çalışıyorum, onu da reddediyor. Arkadaşları geride mi çok kalıyor yani? Çok geride kaldı maalesef. Artık bakalım, uğraşıyoruz. Elon Musk, Tesla, hepsi Eva'nın peşinde. Hepsi çocuğumun hepsi, peşinde. Hepsi, bakalım hayırlısı artık. Hocam uğraşalım Eva'ya. Uğraşıyoruz. Için. Ben tek şeyim o. Benim ilgi alanım o. Hocam seneye kayıtlar açıldı mı önümüzdeki yılın? Doldu bile. Nasıl ya? Hiç yer kalmadı, doldu. Nasıl dolmuş olabilir hocam? Bir kişilik yer kaldı, o da Evan için ben erdim size konuşamadık diye. Hocam kimseye vermeyin lütfen ama çocuğum. Ama dolacak yani, bakın insanlar nasıl istiyor, gelmek istiyorlar buraya. Ya çocuğumun düzeni bozulmamalı, Allah korusun, bozulamaz. Açıkta kalabilir her an. Hocam hemen kayda. Hemen kayda. Tabii o tatil videosunun televizyonda yayınlanacağı için. Aklıma gelmezdi. Ağustos'taki hallerim yani. Öyleyse o çok zaman televizyonda yayınlanacak diye. Aslında çok daha fazla seyrediliyor biliyorsun artık. Sosyal medya, televizyondan çok daha fazla. Evet, evet. Peki Gökhan, uzun süre reklamcılık, sonra bir anda BKM Açık Mutfak'ta sahne alma falan. Bu o reklam sektöründen bıktığın için mi, yorulduğun için mi? Çok bıktığım için. Bayağı. Aslında çok severek tabii reklamcılık, çok zevkli bir iş de tabii biliyorsunuz. Türkiye'de bilmiyorum piyasa çok zor mudur nedir? Evet. Ya çok çalışılıyor yani, böyle gece gündüz çalışıyorsunuz filan. Bir de karşılığını da hiç alamıyorsunuz. Evet, aynen. Öyle bir arkadaşım, tek bir arkadaşımın gazlamasıyla, yani diğer arkadaşlarımın sakın girme bu topa modundaydı diğer arkadaşlarım. Bir arkadaşım sen böyle bir sosyal medyada bir şeyler yapsana filan modunda güzel bir destekledi beni, bir gazı verdi bana. Peki gazıyla girdik öyle. Şimdi ama hem stand-up'ta hem bu... Evet. Fenomen komedyenlerin çok daha eğitimli ve artık eğitimli çalışanın hayatı, eğitimli çalışanın iş meseleleri, eğitimli çalışanın eğlence hayatı, evlilik hayatı falan, bunları görüyoruz. Bu eskiden 90'larda, 2000'lerde, 2000'lere başa, bu yani ya da 2010'larda bu tereddüt edilen bir şeydi. Yani mesela psikiyatra giden stand-upçı diye bir şey söylenemezdi. Çünkü kimsenin psikiyatra gitmediği bir ülkede ya da sınırlı sayıda gittiği bir ülkede böyle bir şey olamazdı, böyle bir hayat. Yani hayat modernleşti aslında ve o modern hayatı anlatan stand-upçıların da yine o modern hayat içinden seyircileri var. Evet. Ve bu müthiş oldu. Yani aslında bir ya da iki stand-upçının bütün memlekete hakim olması yerine herkesin şimdi kendi adamı var. Kendi adamı var, evet. Herkesin kendi kitlesi var. Evet. Bir de ya kalabalığız, bir de 80 milyonuz ya artık yani. Evet. 80 milyona da iki kişi, çok başarılı abilerimiz olduğu için tabii bizim alttan gelen insanlar da ilk zamanlar bile korkuyordu. Çünkü şimdi Cem Yılmaz var orada abi yani. Hani bir şey giriyorsun kanka, bir de Cem şunu izlesene diye sana onu atıyorlar yani. Cem mihenk taşı olarak hala şimdi da onu görünce herkes geri adım atıyorduk bir de yani. Evet. Biz hiç girmeyelim abi, bu topa alıyorduk. Cem yapıyorsa atıyorduk. Kimse yapmasa. Öyleydi zaten yani. Evet. Sonra bir deli cesareti geldi işte sosyal medya sonrası herkese. Ya güzel de oldu, çok keyifli ama insanlar ama bu bir var de yani. Şöyle değil mi? Yani o zaman Jimmy müthiş çalıyordu, Jimi Hendrix. O zaman ondan sonra kimse artık çalmasın. Peki yeni evet, çocuklarında yani evet, öyle... kendileri yaşında başka bir bebe olmayacak mı? O da sahneye fırlayacak, öyle çalacak i̇şte, falan. Evet. Ya Jimmy zaten her şeyi çaldı ve 1970'de öldü. Artık siz boş verin, çalmayın. Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak ama... toplumda bunu şeyini yaşıyorsunuz yine de ya. Çıtayı kimin yine, aslında geliyor. Show business'te Ahmet abi belki daha iyi onu yanıtlar. Çıtayı kimin nereye koyduğunun çok bir önemi kalmıyor galiba. Yani aradan
10 yıllar geçtikten sonra işte filanca muhteşem yapmıştır. Ya yani şöyle bir şey var mı gençler? Her çıta döneme göre bir yerde. Dolayısıyla her 7 dönemdeki konulan çıtı aşağıda mı yukarıda mı diye bakmaksızın evet, mutlaka o dönemin bir çıtasını. Yani Rita Hayworth müthişti. Ondan sonra gelen kadınların hepsini çöpe atalım. Evet. Böyle bir şey olmuyor evet, yani. Evet. Çünkü o artık o, siyah beyaz ve başka bir o zaman bir Elizabeth Taylor olmazdı. O zaman starlar olmazdı falan filan. Yani öyle bir şey söz konusu bile değil. Evet. Yaşların evet, işi zor oluyor. Mesela işte bu da komik mi diyor yaşlar, bu ne diyor. Evet. İşte mesela güzel bir oyuncuya ya bu da güzel mi diyor. Halbuki bak bizim dönemimiz. Bizim dönemimizde o var. Laf. Yaşlı yani yaşların bir an önce ölmesi lazım o zaman. Çünkü yeni bir medyaya, yeni bir entertainment'a uyum gösteremez yaşlar. Yani kendileri, kendi sanatçıları, şöhretleriyle beraber ölmeleri gerekiyor. Ya da onların piyasadan çekildiği dönemde ölmeleri gerekiyor. Ya öyle bir muhabbet var ya bir de sosyal medyada. Ya yaşlı birine bir şey izlettiğin zaman onu o tabii çözmesi de bir vakit alıyor. Yani onu ilk önce gerçek bir şey olarak izliyor. Hani bak hani bu komedi diye izletiyorsun ama hani ne ki bu, ne yapıyor? Bu ne, dükkanım var bunun. Kim bu? Bir şey vardır yani. Tanıyor musun sen bu arkadaşım mı? Ya yok işte komik bir video yani, helal bir videosu işte. Tabii bu biraz da toplumlarla ilintili bir şey. Yani sen de en azından birçok şeyi takip ediyorsun. Fransa'da Adamo'da çıta yüksek, Zaz'da yüksek. Yani evet, doğru. Kabul görüyor. Dolayısıyla evet. Gökhan'mış, Cem'miş. Cem de var, Gökhan da var abi. Ondan yaşlılar ölmüyor. Onların çıtaları devam ediyor ama yeni çıtalarda bir yere koyuyorlar. Bir de tolerans ve yani hoşgörü var tabii. Bir de algılama yani tüketim toplumu daha fazla hızı yüksek bizim ülkede. Evet. Bilhassa kültür bazlı sanatsal çok yüksek, olaylara. Çok yüksek hız. Evet. Yani bugün varsın yarın yoksun gibi yani. Müthiş değil mi? Kesinlikle. Çark çok hızlıdır. Ya tabii hemen bizde de şey var, hemen negatifi konuşuyoruz. Dediğiniz gibi aslında hoşgörü ve destek var yani. Atıyorum benim 1.200.000 evet, takipçim var ve yolda görünce tebrik eden var. Ama işte insanın aklında hep o negatif kalıyor. Bir kişi bir şey söylüyor, onu diyoruz aslında. Bu da biraz salakça, orada bakmamak lazım artık o konuya yani. Yok, peki. Kötü hikayeler hep tercih edilen hikayeler olduğu için. Olabilir evet. Peki stand-up var mı şu anda? Stand-up yapıyor musun? Yazın biraz ara verdik şu an. Ağustos'ta falan olacak. Çünkü biliyorsunuz yazın bu işi yapmak gerçekten zormuş. Yani çok sıcak. Evet. Klimayı açıyoruz abi. Bakıyorum şey. Yani klimalar abi ne olur aç diyorlar. Açılıyor. Evet. Ondan sonra eve gidiyorum. Bir hanımefendi mesaj atmış. Gökhan Bey klima benim sırtıma vurduğu için ben arada çıktım. Rezaletti, şöyleydi, böyleydi mesajlar. Nerede geliyorum. Stand-up yapıyorsun sen? Ya her yerde. Yok her yerde. Her yerde yaptık ya. Açık hava değiliz daha. Açık hava değil. Açık hava da daha zormuş stand-up yapmak. Onu çok fark ettik. Geçen Bostancı gösterim. Aslında stand-up yaptım. Yapmak zor zaten. Şurada ya da burada gibi değil yani. Peki bu reklamcılık da bırakıldıktan sonra nasıl para kazanılıyor bu işten? Zor. Sosyal medyadan mı? Evet. Ya ben biraz dönem olarak galiba iyi bir döneme denk gelmişim. Çevreden onu duyuyorum. Hani artık sosyal medyada bütün kurumsal markaların olduğu, işlerin dediğiniz gibi hızlı aktığı bir dönemdeyim. Ve böyle bir iki adım da attık. Atıyorum bir dijital ajansla çalışıyorum. Yani oradan bana menajer verdiler işte. Kız o ilgileniyor, herkesle görüşüyor falan. Çekim yapmadan önce de böyle destek veriyorlar. İşte geleceğim, bana bir kız lazım, bana bir adam lazım. Aslında daha çok özür diliyorum. Ha, onlar bir de bir kastikle yapıyorlar. Tabii ki ne dersem ya, 3 kişi lazım diyorsun hemen yardım ediyorlar sağ olsunlar. Yani öbür tarafta olduğun için daha önce reklam sektöründe sen daha avantajlısın. O konuda avantajlı. İçerik üretmek için söylüyorsun. Ya içerikle o markayı bir araya getirmek kolay oluyor benim için. Hemen böyle geliyor, oluyor. Vay. O yüzden güzel bir döneme denk geldiğim için para kazanılıyor gibi. Bilemiyorum tabii yani neye göre. O tabii senin kaç para istediğine bağlı. İşte aynı paralar değil değil mi? Değildir. Şimdi Burak abi bir iş yapıyordur. Benim 12 işe denk geliyordur. Şunu söylüyorum. 90'larla bugün aynı paralar değil. Bugünün paraları aslında çok mütevazı. 90'ların paralarına göre. Bir de reklam için mi konuşuyoruz? Hayır. Bütün yani sanatçı kazancı olarak. Kapasite açısından da çok önemli. Ben bu işe başladığımda 68 şehir vardı Türkiye'de ve 50 şehirde canlı müzikten tiyatroya kadar bir pazar vardı. Şimdi bu 10 şehre düştü. Tabii ki yerini dijital ulaşımlarla farklı pazarlar
varılmasına rağmen yine kapasitenin eskilere nazaran daha düştüğünü düşünüyorum. Uzaktan izlemem bu. Peki. Şey vardır ya, yani bir reklamdan bir villa alırdım falan, öyle şey eski yani, evet, şu an tabirler vardı. Yani iyi para kazanıyorsunuz ama şey evet. Yok tabii. Oturacağınız evi alamıyorsunuz asla yani. Evet, o değişti. Hep bayağı. Şey o ya, kıstasoya bir de oturacağın evi alabiliyor musunuz? Her işte öyle ama. Eskiden öyle bir emekli işte, maaşıyla ev alırdın. İşte şimdi ben bir yıllık kira verebiliyorsun tutmuş falan. Tutmuş bir dizi olması lazım. Bu sözün bir röportajdan biraz görüntü olunca çevrem ikiye ayrıldı. Birinci gruptakiler komedyenlik konusunda bana hiç de beklemediğim ölçüde destek verdi. Bu birinci grup. İkinci gruptakilerse komedyenliği beceremeyeceğimi düşünenler, onlar bir anda benden uzaklaştı. Ortadan. Peki bunlar evet, ortadan kaybolmuşlar ama sen bu kadar başarılı olduktan sonra geri dönmediler mi? Arayıp sormazlar mı? Dönmediler aslında, evet. Ha. Yani ben de anlamadım. Hatta bayağı yakın çevrem bayağı değişti aslında yani. Evet. Şaşırtıcı bir şekilde. Hiç de tanıma yeni insanlar aslında daha fazla şey oluyor böyle, size destek veriyor. Evet. Herhalde şu an tanıdıkları için. Ama eski çevre pek kalmadı adam. Sinemada ne hedefliyorsun? Ya o kadar böyle şey değiliz aslında. Çok yavaş yavaş yapalım modundayız. Hemen bir takipçimiz oldu. Hemen hadi bir de film. Orada çok riskli görüyoruz oraları. Görüyoruz dediğim ya, ben de yanımdaki birkaç arkadaş işte. Olsun ama biz diye konuşmak çok tatlı olur. Güzel bir şey midir? Evet. Hani... Tabii. Değer arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Ha, güzel. Ona bayılıyorum. Ya bazen de şey olur ya yani böyle. Sürekli arkadaşlarla değerlendir. Özellikle politikacılar da var. Bir evet, şey söylüyorsun evet. Nasıl olacak abi? Arkadaşlarla değerlendireceğiz. Bir süre değerlendirmeyin ve bir şey yapmasanız daha evet, iyi. Bazen yani. Ekibimle geliyorum dedim. İşte bir arkadaş mesela o. Ekibim. Şey, ekibim değerlendiriyoruz. Çok güzel oluyor evet. Evet. Yani. Ama ya öyle bir hemen girelimden çok korkuyoruz abi. Çünkü çok bu hemen takipçi yapıp çok film yapan arkadaş oldu anladığım kadarıyla. Çok da başarılı olmadı galiba içlerinden birkaç ama arkadaş. Ama şey, sinema dünyası oldu. Da onları hemen değerlendirmek istedi. Çünkü salonlar boş kalmasın. Evet. Bir evet. an önce gelsinler. Yasemin tabii... var galiba senin yolunda başarılı olan. Evet. Senin evet. Sakallı oğlum. Yasemin evet. Sakallı oğlu. Senin jenerasyon diye söyledim. Evet. Evet, o da sakallı oğlu da mesela ilginç bir şey yapıyor. Ben onu sadece stand-up yapıyor sanıyordum. Ama ne danslar ediyor, bir dansçıları ya var. Aslında şey, gösterinin başında bir de ikinci yarının başında evet. falan evet. öyle bir şey oldu çıkıyor. Ya ben de o abartı gibi geliyordu bana ilk zamanlar ama biz de böyle bir iki yerde alevli çıkış yaptık mesela böyle büyük salonlarda. Ha. Ya dedim oğlum biz kimiz hani, niye gerek var alevli çıkış? Alevli tek nasıl başıma... çıkıyorsun alevli deyince? Abi böyle alevler yanıyor işte, müzik çalıyor filan. Şampanya geliyormuş gibi. Böyle ben ortadan ama yani alev bitince mal gibi ben çıkıyorum dümdüz. Bir de sis dağılmıyor yarım saat. Hani beni görüyor musunuz filan, bütün şeyi göremiyorsun. Anlamsızdı. Ama insanların çok hoşuna gitmiş böyle, abi ne güzel oldu, öyle bir şov da oldu. Bilete uygun fiyata bir de öyle şov da izlemiş olduk filan. Bu keyifli demek ki, o başlarda yapılabilir. Cihaz yani. Bile yapıyorlar çünkü teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bence stand-upçıların mutlaka arkalarında teknolojiyi kullanarak vay be dedirtmeleri gerektiğine inanıyorum. Bugün DJ bile müzik yapıyor tek başına ama arkada büyük ekranlar. Bak ne muhteşem bir stüdyo, evet. derinlik, ekranlar falan. İnsana bir huzur, farklılık ve mutluluk veriyor. Geldiğimiz anda TV100'ün muhteşem stüdyosu dedik. Çok aynı güzel. Şekilde de stand-up dahil. Seyircimize, özür dilerim bir parantez açıp seyircimize de belirteyim. O kadar sıcak ki İstanbul, o kadar sıcak ki. Seyircimiz dipten bir klima sesi duyuyordur. O biraz baş ağrıtıcı olabilir ama o sese mecburuz çünkü yoksa eriyeceğiz. Yani korkunç. Evet. Yani öyle. Sonuçta mutlaka her kamuoyuna sahne önünde bir şov sunduğun vakit hep geliştirmek zorundasın ve de görsellik katmak zorundasın bu çağda. Onun için ateşli hiç umursama daha iyi. Bunu biraz evet. daha arka teknolojiyle yapalım. Farklı boyutlara ama Gökhan, ekibinle bir değerlendir. Şuna karar vermen gerekecek mi acaba? Çünkü dünyada da bazı stand-upçılar mesela salonda yani seyirci sayısını arttırmıyor. Yani küçük komedi kulüplerde diyelim ki en fazla 100 kişilik bir salonda onun tarzı daha iyi evet, oturuyor. Evet. Bazı komedyen öyle 3000 kişilik salona çıkıyor falan filan böyle bir şey. Bu aslında biraz komedyenin ruhuyla ve sunumuyla ilgili bir şey evet. galiba.
Ya abi ben uyum sağlıyorum ya. Çok da şey yapmıyorum ama. Ya sen büyük ama... bir yerde de küçük bir yerde de. Evet tamam, ya 1000 kişi 2000 kişi de muhteşem oluyor. Ama mesela Kocaeli'de biz gittiğimizde 200 kişiyle yapıyoruz. Orada hı, yakın olunca tabii interaktif. Tabii. Muhabbeti işin içine girince bu defa gösteri oluyor. 3 saat ve hı, yani bazen anlatacağınız hikayeler bile bitmiyor. Hı. Muhteşem geçiyor orası. Hı. Genelde oluyor. Ama büyük yerin de şeyi bir başka oluyor yani. Bir de gelen seyirci de şey oluyor. Hani büyük yer, güzel yer. Size bir daha bir kıymet veriyor sanki dinlerken. Öyle hissediyorum yani.